Efendim, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonla mücadele ve merkez bankacılığı konulu etkinlikte konuşuyor. Yoksa gerçekten panelisti, yani paneli ve panelist arkadaşları dinlemeyi çok isterdim. Evet, aslında konu merkez bankacılığı, enflasyonla mücadele sanki yanlış bir davet gibi gelebilir size ama madem davet ettiniz ben size bir miktar programımız hakkında bilgi vereyim. Bizim şu anda uygulamakta olan, yani uyguladığımız programın özü aslında bir dezenflasyon programı. Yani özünde diğer bütün politikalar, araçlar, gündemler, işte hedefler onun aslında bir tamamlayıcı bir bileşeni. Yani özünde biz bir dezenflasyon programı uyguluyoruz. Onun için istikrar ve reform programı dedik. Çünkü kalıcı dezenflasyon için reform lazım. Benim sunum planımda programa ilişkin ve yapısal dönüşme ilişkin bazı hususları sizinle paylaşacağım. Öncelikle küresel arka plan herhangi bir programın başarısında tabii etkili. Şu an itibariyle baktığınız zaman dünya ekonomisi göreceli olarak düşük büyüme ama oldukça dayanıklılık arz eden bir büyümeyle karşı karşıya. Fakat 2024 ve sonrası özellikle bu yılın ikinci yarısından itibaren beklentiler bizim ticaret ortaklarımızda çok ciddi bir toparlanma olacağı yönünde. Yani en son işte toplantılarına katıldığımız ve orada inceleme fırsatı bulduğumuz Dünya Ekonomik Görünümü raporunda hem Avrupa Birliği'nde özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ve Orta Asya'da ciddi bir toparlanma öngörülüyor 2023'e göre. Yılın ikinci yarısından itibaren başlayarak. Bu iyi bir haber. Çünkü biz dezenflasyon sürecinde iç talebi bir miktar yavaşlatacağız. Dış talepteki ilave katkı tabii çok değerli olacak. Bu birinci husus. İkinci husus, küresel dezenflasyona ilişkin bir perspektif sunmak istiyorum. Başarılı bir dezenflasyon var. Ve yumuşak inişte başarıldı dünyada. Bu çok iyi bir haber. Tabii son dönemeçle ilgili, buna last mile diyorlar İngilizce'de, soru işaretleri olmakla birlikte dezenflasyonun devam edeceği 2025 yılında hedeflerle paralel bir noktaya geleceği genel olarak bekleniyor. Bu da tabii küresel finansal koşulların mevcut daha sıkışık, yani geçen seneye göre tabii ki sıkışık değil ama biraz daha gevşeyeceği yönünde beklentiler var. Bu da önemli. Neden? Çünkü bizim gibi ülkelere fon akışının güçlenmesi ihtimali artıyor. Diğer bir husus tabii emtia fiyatları. Bu aralar emtia fiyatlarında bir artış olmakla birlikte genel beklenti düşük büyüme nedeniyle reel olarak küresel emtia fiyatlarının göreceli olarak stabil kalacağı beklentisi var. Dünyada tabii jeopolitik gerginlikler var. Savaşlar var. Fakat piyasa bunu pek kale almıyor gibi. Sebebi de şu, bu çatışmaların, gerginliklerin yayılmayacağı varsayımı var. Şu ana kadar makul bir varsayım. Özetle bu türden bir küresel arka plan var. Bu arka plan göreceli olarak geçen seneye göre Türkiye'deki bu programı, uygulamakta olduğumuz programımızı daha destekleyici nitelikte. Özeti bu. Şimdi programın kendisine gelince, bizim programımız özünde bir fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir program. Mali disiplin bunu destekleyici nitelikte olacak, oluyor. Sürdürülebilir cari açık bunun aslında bir çıktısı. Yapısal dönüşüm ise bu kazanımları kalıcı hale getirecek esas gündem. Yapısal dönüşüm deyince tabii ki yeni bir sanayi politikası ve ikiz dönüşüm herkesin bildiği konular. Ama iyi yönetişim, dış entegrasyon ve yatırım ortamının iyileştirilmesi bizim esas konularımız. Ve bütün amaç tabii sürdürülebilir yüksek büyüme, toplumsal refah.
Fiyat istikrarı neden önemli? Aslında buradaki nitelikli katılımcılara bunu söylemek pek doğru olmayabilir ama tabii ekranda bizi izleyen vatandaşlarımız da var. Fiyat istikrarı olmazsa olmazdır. Yani gerçekten makro finansal istikrar ve öngörülebilirliğin en önemli bileşeni fiyat istikrarıdır. Kaynakların etkin bir şekilde verimli alanlara toplumsal refah için tahsisi fiyat istikrarını gerektirir. Uzun vadeli finansmana erişim eminim buradaki iş insanlarının en önemli gündemi. Sürdürülebilir yüksek büyüme hepimizin gündemi. Ama daha önemlisi daha adil bir gelir dağılımı. Çünkü enflasyon en kötü vergileme yöntemidir. Ve dolayısıyla bizim daha adil bir gelir dağılımı açısından da toplumsal barış ve refah açısından da fiyat istikrarı çok önemli. Onun için Türkiye'nin en büyük önceliği ve şu anda tek önceliği var, o da fiyat istikrarı. Peki fiyat istikrarını nasıl sağlayacağız? Yani enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Tek elle yeniden keşfetmeyeceğiz. Böyle bir çabamız yok. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası, hedeflerle uyumlu bundan sonra gelirler politikası, yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı. Reçete bu. Peki neresindeyiz biz? Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Bulunduğumuz noktadan, yani bir enflasyon şoku yaşanmış ülkeler için söylüyorum. Enflasyonun tek hanelere, daha sonra da düşük tek hanelere indirilmesi çok ciddi bir iş. Zaman gerektiriyor, meşakkatli bir iş. Kararlılık gerektiriyor ve sabır gerektiriyor. Çok basit. Söylediklerimin altını çizmek istiyorum. Bakın, geçen sene bir çalışma yayınlandı. Dünyada işte 56 ülkede 100 tane enflasyonist şok incelendi. Şok öncesi düzeye enflasyonun indirilmesi ortalama 3.4 yıl alıyor. Dolayısıyla biz ilk yılımızı ki Haziran 2023 ile bu önümüzdeki ayın ortasına kadarki dönemi biz bir geçiş dönemi olarak tanımladık. Yani yeniden kapasite inşası için, kredibilite inşası için, para politikasının yeniden etkin bir şekilde inşası için, kendimiz için bir geçiş dönemi olarak öngördük. Ve bunu ilk günden kamuoyuyla paylaştık. Yani biz ilk günden itibaren dedik ki birinci yıl enflasyonun yükseleceği bir dönemdir. Bizim bir geçiş dönemimizdir dedik. Bu geçiş dönemi bu ay itibariyle sona eriyor. Baz etkisinden bahsetmiyorum. Para politikasının enflasyon beklentilerini çıpalayacak düzeye gelebilmesi zaman alıyor. Benim kastettiğim bu. Dolayısıyla şu anda biz dezenflasyon sürecin eşindeyiz. Evet, başlangıçta baz etkisi nedeniyle hızlı bir şekilde enflasyon inecek. Eylül'de inanıyorum ki Merkez Bankamızın sunduğu perspektife göre 40'lı rakamları görebiliriz. Yüksek ihtimal. Ama süreç dediğim gibi uzun, sabır gerektiren, kararlılık gerektiren bir süreçtir. Bir kere bunu bugünden tekrar milletimize ve sizlere hatırlatmak istiyorum. Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor. Çok iyi bir ekip var. Konvansiyonel, yani geleneksel para politikası anlamında ne gerekiyorsa yapıyor. Yani parasal sıkılaştırma, geleneksel anlamda seçici kredi sıkılaştırması, miktarsal sıkılaştırma. Bunların tamamını, bütün araçları istediği şekilde şu anda uygulamaya koyuyor. Ve sonuç alacağımıza inanıyorum. Detaylara girmeyeceğim. Takip edenler biliyor zaten. Seçici kredi sıkılaştırmasında çok ciddi bir sıkılaştırma söz konusudur. Bu biraz zaman alıyor ama etkisini göreceğiz. Miktarsal sıkılaştırma, yani quantitative tightening dediğimiz konu. Burada da çok ciddi bir çaba var. Şunun altını çizmek istiyorum. Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa biz hazine maliye olarak
Gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Biz dönem dönem yaparız. Çünkü maliye politikasının buradaki işlevselliği esas itibariyle fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaktır. Bütün politikaların bir maliyeti vardır. Ve dolayısıyla biz şu anda tabii miktarsal sıkılaşmaya gidildi. İlave sıkılaşmadan bahsediyorum. Geçen sene de bir adım atmıştık, önemli adımlar. Maliye politikası olarak da bir taraftan bütçe açığını geçen seneye göre daha düşük seviyede tutmak, böylece fiscal impulse dediğimiz, yani mali genişleme üzerinden enflasyonun yaratılmamasını sağlarken, bir taraftan da gerekirse likiditenin, fazla likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda biz Merkez Bankamızla yakın çalışacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun altını buradan tekrar çizmek istiyorum. Kredi büyümesinde yavaşlama var. Hedeflerimizle paralel gittiğine inanıyoruz. Aylık enflasyonlar aslında iyi bir patikaya oturmuştu. Ama takdir edersiniz ki Ocak-Şubat'ta bir miktar sapma var. Ama yönetilemez değil. Yönetilebilir bir sapmadır. Tekrar aylık enflasyonda bir patikaya oturuyoruz. Ve bizim hedeflerimize yakın bir patika. Piyasa henüz o noktada değil. Ama biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz. Gerekiyorsa dediğim gibi ilave adımlar da atılacak. Bütçeyle ilgili bir husus üstünde paylaşmak istiyorum. Geçen sene tabii seçimler olmuş. Çok büyük bir deprem yaşanmış. Ondan dolayı da takdir edersiniz ki özellikle de depremin etkisiyle çok ciddi bir bütçe açığıyla karşı karşıyaydık. Tedbir almak zorundaydık. Ve geçen sene önden yüklemeli diyebileceğimiz çok ciddi mali konsolidasyona gittik. Yani tedbir aldık. Bütçe açığı neredeyse iki haneye doğru gitme ihtimali varken, öyle geçen Mayıs ayında piyasa beklentisi oydu. %9.8'di geçen sene bu vakitlerde. Biz bunu 5.2 ile sınırladık. 5.2 yüksek bir rakam mı? Evet. Ama bunun 3'te 2'sinden fazlası deprem etkisi var. Deprem etkisi tabii enflasyonu etkiliyor ama kalıcı değil. Deprem bir kerelik bir etkiye sahip. Önemli bir etki. Enflasyonda bunun payı var. Ben yok demiyorum ama giderek bu etki yavaşlayacak, özellikle gelecek seneden itibaren. Ama biz o etki dahil bütçe açığını gelecek sene %3'ün altına çekmekte kararlıyız. Ne yapacağız? Bir kere kamuda tasarruf ve harcama disiplini sağlayacağız. Buna ilişkin ilk adımı attık. Ama bu devamı gelecek olan bir hikaye. İkinci olarak şu an itibariyle, dün gece çalışmayı belli bir noktaya getirdik. Vergi muafiyet ve istisnaların gözden geçirilmesi çalışmamız devam ediyor. Vergide adalet ve etkinlik paketi çalışmalarımız devam ediyor. Kayıt dışılıkla mücadele için bir eylem planı, bir paket açıklamayacağız. Fiilen mücadelemizi yapacağız. Pakete bunun için ihtiyaç yok. Yani eylem planına da ihtiyaç yok. Fiili olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Tabii sürdürülebilir cari açık Türkiye açısından makro finansal istikrarın önemli bir bileşeni. Niye? Çünkü istikrarsızlığın ana bileşenlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Dış kaynak ihtiyacı üzerinden kur baskısı, onun üzerinden enflasyonist işte dinamikler. Uyguladığımız enflasyonu indirmek için, yani şu anda uygulamaya koyduğumuz para ve maliye politikası, gelirler politikası, inanıyorum ki cari açığı konjonktürel olarak aşağı çekiyor. Çekiyor. Enerji fiyatlarında biraz yardımı var tabii. Ama göreceksiniz yakında, ithalatın kompozisyonunda da yansıyacak bu. Çok hızlı bir şekilde cari açık bu sene çok büyük ihtimalle milli gelire oran olarak %2,5'un altına düşecek. Bizim hedeflerimizden daha iyi olacak. Mayıs ayı itibariyle muhtemelen oradayız. Ama kalıcı olarak düşüşü sağlamak için
Bizim tabii yenilenebilir enerji, yani enerjide dönüşüm, yeşil dönüşüm. Artı yeni bir sanayi politikası üzerinden katma değer zincirinde yukarı çıkma. Bunu ilaveten tabii ki eğer şansımız yaver gider de Karadeniz'den, Gabar'dan ilave petrol ve doğalgaz, tabii ona da hayır demeyiz. Ama bizim modelde bu yok. Yani bizim yaptığımız çalışmalarda, ortaya koyduğumuz orta vadeli programda bu hususları biz kale almıyoruz. Onlar gelirse tabiri caizse havadan gelen ilave tabii ki olumlu etki olacak. Bizim hedefimiz cari açığı kalıcı bir şekilde %2,5'un altına çekmek. Diyeceksiniz ki ya bununla ya niye %2,5? Bizim yaptığımız çalışmalarda %2,5 ve altındaki cari açık bizim dış borcun milli geliri oranını kalıcı olarak aşağı yönlü bir patikaya oturtuyor. Artı bize kalıcı rezerv birikimine imkan sağlıyor. Ufak bir varsayım var orada. Net doğrudan yatırımlara ilişkin bir varsayımımız var. O da gelecek seneden itibaren devreye girecek. Cari açığa ilişkin çok fazla detay vermek istemiyorum ama son 20 yıla baktığınız zaman %3,8'lik bir açıkla karşı karşıyayız. Büyük bir açık. Bunu kalıcı bir şekilde 2,5'un altına çekmek, biz bu hedeflerden daha iyi yapacağımıza inanıyoruz. Bunlar orta vadeli program. Biz hedefleri muhafazakar koyuyoruz ki hedefleri tutturalım. Peki bu program işe yarıyor mu? Aradan bir yıl geçti. Bir bakalım. Şimdi bu programın çalışma modelini sizinle paylaşmam lazım. Bu programın başlangıcı kurala dayalı, küresel normlara uygun bir politika seti. Bunu destekleyecek, yapısal dönüşümü sağlayacak bir reform programı. İkisi birlikte yatırımcı güvenini sağlamakta bize yardımcı oldu şimdiye kadar. Bu beraberinde Türkiye'deki varlıklar, TL varlıklar lehine portföy tercihlerini beraberinde getirdi. Beraberinde bu reel kurda şu an itibariyle değerleme bizim hani hedefimiz en azından bir istikrar öngörüsü var. Bu da dezenflasyonu beraberinde getirecek. Ama bu programın kalbinde ne var diye, yani kalbi nedir diye sorarsanız, yeniden dengelenme. Ne demek istiyorum? İç talebin makul düzeyde genişlediği, büyüdüğü, büyümeye katkı verdiği ama dengesizliklere yol açmadığı bir iç talep. Dış talebin de bir miktar tabii ki dışarıdaki toparlanma ama biraz da ağırlıklı olarak bizim politikaların sonucu olarak, yani ihracatı önceliklendirme anlamında söylüyorum. Onların bir sonucu olarak net ihracatın da katkısının pozitife döndüğü bir program döneminden bahsediyoruz. Programın özü bu. Bu döngü çalıştıkça kendi kendini besleyecek. Yani nükleer füzyon yok, Ben ümit ediyorum ki bizim program bu çerçevede bu döngü. Peki çalışıyor mu? Evet çalışıyor. İç talebin daha makul bir düzeye doğru geldiğini mavi çizgi gösteriyor. Kırmızı çizgi de net ihracatın katkısının iyileştiğini gösteriyor. Bunun devam edeceğini düşünüyoruz. İlk çeyrek iç talep hala nispeten güçlü ama bunun yumuşayacağını özellikle 3. çeyrekten itibaren öngörüyoruz. Bizim öngörülerimiz bu çerçevede. Dolayısıyla çıktı açığı önümüzdeki işte aylarda büyük ihtimalle dezenflasyonist bir noktada olmaya başlayacak. Cari açıkta az önce söyledim, muazzam bir iyileşme var gerçekten. Bu devam edecek. Devam etmesi için bu politikalar devam edecek. Enflasyon beklentilerinde iyileşme var. Henüz tam bizim hedeflerimize paralel bir noktada değil. Ama tabii ki öyle olacak. Neden? Çünkü performansla birlikte hem vatandaşlarımız hem de piyasa aktörleri bu beklentileri neye göre şekillendiriyor? Tabii ki geçmişe göre şekillendiriyor. Söylediklerimizi tabii kısmen kale alıyorlar. Ama söylem bir kenara, performans kadar iyileştirici beklentileri hiçbir şey yok. Önümüzdeki aylarda enflasyon düşünce beklentilerin bizim hedeflere yakınsadığını inanıyorum ki göreceğiz. Dış finansmana erişimde sorun büyük oranda çözülmüş durumda.
Bu geçen senenin ilk 5 ayıyla son 11 aylık, 10 aylık neyse süreci karşılaştıran bir grafik, basit bir şey. Bankalarda rollover rasyosu %150'lerin üzerine çıktı. Reel sektörde de %120'ye yaklaştı. Bunlar çok ciddi artışlar ve rezerv birikiminin bir ayağı da bu. Vadeler uzuyor. Yani elde edilen kaynağın. Bakın size bir basit bir şey göstereyim. Bankaların sermaye benzeri son birkaç aydır dünya sermaye piyasalarından devşirdiği kaynak 4 milyar doların üzerinde. Bunun daha da artması ihtimalini yüksek görüyoruz. Yani bankalarımız uzun vadeli kaynağı şimdi küresel piyasalardan devşirebiliyor. Yani hepsi carry trade değil, sıcak para değil. Mesela bizim çok taraflı küresel bankalardan edindiğimiz çok ciddi kaynak var. Ve önümüzdeki, şöyle söyleyeyim, 3 yılda Dünya Bankası gibi ona benzer bankalardan en az 60 milyar dolarlık şu an itibariyle Türkiye'ye taahhüt edilmiş kaynak var. Yani birlikte oturup bir şekilde bir programa bağladığımız bir kaynak var. Dolayısıyla bu kaynağı carry trade diyemezsiniz. Bu kaynağı sıcak para diyemezsiniz. Bu kaynak uzun vadeli ve küresel piyasalardan edinilecek kaynağa göre oldukça da uygun maliyetli. Genelde 100 ile 140 baz puan ilgili referans faizin üzerinde olan şeyden bahsediyorsunuz, kaynaktan bahsediyorsunuz. Oldukça iyi bir kaynaktan bahsediyorsunuz. Onun için yani önce işte bu program yok dediler, sonra programın olduğu ortaya çıktı. Bu programa kimse güvenmez dediler, programa güven olduğu ortaya çıktı. Buraya para gelmez dediler. Son 1,5 ayda 60 milyar dolardan fazla bir merkeze, Merkez Bankası'na kaynak aktı. Şimdi de geride bir tane argüman kaldı. Efendim işte bu sıcak para, bu carry trade, işte Türkiye yüksek faiz vesaire. Tabii bütün bu eleştirileri biz saygıyla karşılıyoruz. Eleştiriye de değer veriyoruz. Yani gerçekten bu konuda da samimiyim. Ama bu program çalışıyor. Onun bir kere altını tekrar çizmek istiyorum. Portföy hareketlerinde yine olumlu bir ayrışma var. Gelişmekte olan ülkelere göre. KKM'den, yani bunu aramızdaki yabancı misafirler bilmezler ama çünkü bize özgü bir program. Kur korumalı mevduat, yani hani tercümanlar nasıl çeviriyor bilmiyorum yani. FX Protected Lira Deposits diyoruz buna. Şimdi burada piyasayı bozmadan, piyasaları bozmadan, ilk gün söyledik biz bunu. Biz dedik şok terapi uygulamayacağız dedik. Bu bir tercih. Uygulamayacağız. Biz Türkiye'nin dokusuna uygun siyasi sahiplenmenin artarak devam edeceği farklı bir modelle gideceğiz dedik. Bunu ilk günden söyledik yani. Dolayısıyla bu konuda da öyle. Biz buradan çıkacağız. Yani kur korumalı mevduattan çıkacağız. Çıkış biraz zaman alabilir ama çok iyi bir yoldayız. Türk lirası mevduatlardaki artış oransal olarak çok iyi noktada. Öngördüğümüzden daha iyi gidiyor. Şöyle açık söyleyeyim. Hem fon akışında hem KKM'den çıkış hem rezerv birikiminde. Yani bu tür bütün göstergelerde ilk gün başladığımızda ya ideal senaryoda ne olur diye bana sorsaydınız bu seviyeler öngördüğümüzden daha iyi. Merkez Bankası'nın rezervleri bugün açıklanacak. Çok büyük ihtimalle yakında, çok büyük ihtimalle swap hariç pozitif, bütün swaplar hariç pozitif rezerv noktasında olacağız. Yakınız, çok yakınız. Ben açıklanmayan rakamları genelde paylaşmıyorum. Zaten bilenler günübirlik bilançodan çıkartabilirler. Ama şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak. Ama bizim yolculuğumuz daha başındayız. Onu da tekrar altını çizme. Türkiye'nin risk priminde ciddi azalış var. Diyebilirsiniz ki ya bu dönemde herkesin risk priminde azalış var. Azalış var, doğru. Gelişmekte olan ülkelerde bu dönemde 53 baz puanlık
risk priminde düşüş var ortalama. Türkiye'nin risk priminde 440 puanlık bir düşüş var. Bu iyi bir performans. Diyebilirsiniz ki Türkiye'ninki çok yüksekti, onun için hızlı düştü. Öyle olmuyor, yükselebilirdi. Yani farklı bir patikada gidilseydi farklı bir sonuç alınırdı. Ortada çok net piyasa güveni anlamında bir yansıma var. Yine gelişmekte olan ülkelerle Türkiye'nin getiri farkları var biliyorsunuz. Yani spread diyoruz. Son bir yılda iyileşme çok dramatik yine. Türkiye'nin aynı benzer vadede işte ABD veya diğer referans faizine göre getiri farkı ciddi bir şekilde gelişmekte olan ülkelere göre düştü. Yani Türkiye'ninki kırmızı, gelişmekte olan ülkeler NB Plus dediğimiz endeks mavi çizgiyi gösteriyor. Çok ciddi bir şekilde bir iyileşme var. Kur oynaklığında tabii ki bir düşüş var. Yine rating kuruluşları yavaş yavaş bu gelişmeleri görmeye başladılar. Not artışına başladılar. Tabii notumuz daha çok düşük. Daha çok kat edeceğimiz yol var. Ama benim için önemli olan piyasanın nasıl fiyatladığıdır. Piyasa bugün itibariyle bizi 2B civarında bir notla fiyatlamaya başladı. Bu bizim için değerli. Neden? Arzuladığımız yere varmak için zamana ihtiyacımız var ama piyasa fiyatlamasını ben değerli görüyorum. Hatta rating kuruluşlarıyla Nisan ayında New York'ta toplandım. Ya dedim ki hiç sizi rahatsız etmiyor mu dedim. Ya piyasa böyle fiyatlıyor, siz buradasınız diye espri mahiyetinde bir diyalogumuz da oldu. Evet, son bir konu. Bütün bu kazanımları, yani çalışan programı geçici bir hani heves, geçici bir başarı olmaması için bizim yapısal dönüşüme ihtiyacımız var. Gerçekten var. Bütün ülkelerin var. Yani bütün ülkelerde yapısal dönüşüme ihtiyaç var. Neden? Çünkü dünyada büyüme yavaşlıyor. Bakın 2008 yılına gidin. Beşer yıllık yani 5 yıllık 5 yıl içerisinde ortalama büyüme ne olur diye 2008 yılında açıklanan rapor dünya büyümesi %5 civarındaydı. Gelişmiş ülkeler 3 civarındaydı. Gelişmekte olan ülkeler 7 civarındaydı. Yani 2008'de World Economic Outlook raporuna baksanız 5'er yıllık perspektiften bahsediyorum. Şu anda son 30 yılın en düşük küresel büyüme, 5 yıllık küresel büyüme tahminiyle karşı karşıyayız. %3 civarı. Peki buradan nasıl çıkacağız? Yani sürdürülebilir yüksek büyümeye nasıl varacağız? Şimdi Türkiye'ninki kolay. Fiyat istikrarı yardımcı olur. Ama kalıcı açıdan bahsediyorum. Burada yine şu çok güzel bir grafik. Küresel büyümeyi orta vadede aşağı çekecek iki tane önemli faktör var. Bir, ticarette korumacılık, özellikle fragmentasyon dediğimiz parçalanma. ABD ile Çin arasındaki jeostratejik rekabet. İkincisi de yüksek kamu borçları. Peki büyümeyi yukarı itecek faktörler nelerdir? Yapay zeka kullanımı üzerinden bu tartışmalı bir konu. Biliyorum benim alanım da değil. Ama yapay zeka kullanımı üzerinden yüksek verimlilik. Bunu başarır diye bir beklenti var. Bir diğeri de yapısal reform. Bakın çok basit. İki tane önemli faktör. Peki Türkiye olarak bizim gündemimiz ne? Bizim bir yapısal reform gündemimiz var. Yani beşeri sermaye yatırım. Buna upskilling, reskilling diyoruz. Yani beceri kazandırma. Daha iyi beceri kazandırma. Yani biz beşeri sermayeyi güçlendireceğiz. Neden? Çünkü yapay zeka döneminde çok yıkıcı bir takım tabii ki gelişmeler olabilir. Bu çok kritik bir alan. İş gücü piyasası, ona ilişkin düzenlemeler. Çok kritik bir alan. Bütün ülkeler için. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, işte kamu maliyesi konuştuğumuz konular, ikiz dönüşüm. Bütün bunlar beraberinde inanıyorum ki bir miktar verimlilik artışı, bir miktar rekabet gücü artışı. Bu da Türkiye'nin programını gerçekten kazanımlarını kalıcı hale getirebilir diye düşünüyorum. Peki yapısal reform gündeminin hani üçlü saç ayağına bakacak olursak iyi yönetişim, burada siyasi istikrar var,
hesap verilebilirlik, kurumsal kapasite ve kalite, regülasyon kalitesi, yani genel anlamda hukuk devleti dediğimiz unsurlar. Bu bir blok. İkinci blokumuz yatırım ortamının mikro düzeyden bahsediyorum bu arada. İyileştirilmesi. Bizde YOİK diye bir süreç var. Onun altında işte idari düzenle bunlar sürekli yaptığımız, üzerinde çalıştığımız konular. Bir de dış entegrasyon. Özellikle ticaretteki parçalanmalara karşı bizim Avrupa Birliği ile ve yakın coğrafyayla daha güçlü bir ekonomik entegrasyon. Bu çok kritik. Buna reform falan demeyin de, yani değil demeyin. En önemli dönüşümü sağlayan motor gibi düşünün. Yani toptan böyle, yani daha büyük ölçekte dönüşümü sağlayan, sanayide dönüşümü sağlayan en önemli motorlardan bir tanesidir. Diğer bir konuda işleyen piyasa ekonomisi için bizim daha sadeleşmeye gitmemiz lazım. Sürecimiz devam ediyor. Onu altını çizmek istiyorum. Peki reformun ne faydası var? Vallahi şöyle, geçen sene iyi bir çalışma yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 136 ülkeye falan bakıldı. Ve sonuç şu, bu bahsettiğimiz bütün eksenlerde bütüncül bir yaklaşımla bir reform çabası beraberinde gayri safi yurt içi hasılada 2 yıllık perspektifle %4 civarı, 4 yıllık bir perspektifle ilave %8 civarı bir ilave gayri safi yurt içi hasılayı gündeme getiriyor. Ondan dolayı yapısal reform çok kritiktir. Çünkü biz hep söylüyoruz, dezenflasyonla fiyat istikrarıyla büyüme arasında bir trade-off, yani bir çatışma yok. Bir çelişki yok. Kısa vadede tabii ki dengesizlikleri gidermek için aldığımız tedbirlerin yan etkileri olacak. Yan etkisiz ilaç biliyor musunuz? Tedavi biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Hele o ilaçların şeyini okursanız, o küçük harflerle yazılan, hiç kimse o ilaçları almaz. Ama işin gerçeği şu, bütün dünyanın reformlara ihtiyacı var. Sadece Türkiye'nin değil ama bizim tabii, biz kendimizden sormayız. Şimdi burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de kişi başı milli gelire oranla, bakın kişi başı altını çizmek istiyorum. İmalat sanayi katma değerinin milli gelire oranı çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Avrupa Birliği'nden, Almanya'dan daha yüksek. Neye göre? Satın alma gücü paritesiyle kişi başı milli gelire göre. İyi de onlar kadar niye zengin değiliz diye soracaksınız. Cevabı katma değer zincirinde nerede olduğumuzdadır. Katma değer zincirinde 2000 yılı ile 2010 yılı arasında çok hızlı bir yükselişe girmişiz. Sonra yavaşlamışız. Katma değer zincirinde yeniden ivme, yani yükselmek için, ivme kazanmamız için bizim dokunuşa ihtiyacımız var. İşte yeni sanayi politikası burada devreye giriyor. Amerikalıların işte Inflation Reduction Act dedikleri, Avrupa Birliği'nde ayrı versiyonu. Herkes şu anda moda tabii, bu yeni sanayi politikası. Bizde de bu var. Ve çok güçlü bileşenlerini devreye alacağız. Yakında sizlerle daha kapsamlı bir şekilde paylaşacağız. Bizim yeşil dönüşümde, yani yeşil ürünlerde katma değer zincirindeki potansiyelimiz çok büyük. Bunu ben söylemiyorum. Küresel akademisyenlerin, Oxford Üniversitesi, Cambridge, LSE akademisyenlerin bir araya gelerek yaptığı bir çalışmadan çıkarttık. Türkiye oldukça iyi bir potansiyele sahip. Potansiyelden bahsediyoruz. İşte bu potansiyeli gerçekleştirmek için buna uygun politikalar geliştireceğiz. Biz de buna sanayide yeni sanayi politikası diyoruz. Yapay zekada hazırlık düzeyimiz kötü değil. Ama daha çok beşeri sermaye ihtiyacımız var. Fiber optik gibi, işte hyperscaler veri merkezleri gibi alanlara daha çok yatırım yapmamız gerekiyor. Onları önceliklendireceğiz. Yani gelişmekte olan ülkelere göre yapay zeka hazırlık endeksinde makul bir noktadayız. Daha iyi bir noktadayız. Doğurganlık oranı bütün dünyada düşüyor. Türkiye'de kulübe katıldı. Ama bizim hala
çalışma çağındaki nüfus itibariyle bir 10-15 yıllık pozitif anlamında 2040'a kadar bir fırsat penceresi var. Yani kişi başı milli gelirde bize benzer ülkelere göre daha hızlı çalışma çağındaki nüfusumuz artıyor. Ama bir şey daha var, o da şu. Özellikle eğitim seviyesinin yükselmesiyle birlikte kadınların iş gücüne katılım oranının da artacağını, bunun artması için de gerekli politikaları şekillendirdiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla çalışma çağındaki nüfusumuzdaki artışla sınırlı kalmayacağız. Şu anda iş gücüne katılımın düşük olduğu segmentlerin bir miktar dinamizmiyle biz önümüzdeki 20 yıldaki fırsat penceresinin var olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla yaşlanmadan zenginleşeceğiz. Evet, son olarak, yani neyse sona yaklaştım. Borçluluk, hatırlarsanız orta vadede büyümeyi etkileyen faktörler vardı. Bir tanesi yüksek borçluluk büyümeyi aşağı çekiyordu, hatırlarsınız değil mi? Şimdi Türkiye'yi bütün borç unsurları itibariyle bakarsanız yüksek borçlu addedemezsiniz. Neden? Çok basit. Yani Türkiye'nin hane halkı borcu, şirket borcu, finans sektörü borcu ve devletin borcunun toplamının milli gelir oranı %110'un altında. Bize benzer ülkeler de %250'nin üzerinde. Dünya ortalaması %330'un üzerinde. Dolayısıyla borç henüz bizim için bir hız limiti değil. Bu nedenle bu avantajımız var, öyle diyeyim. Peki bu dünya ticaretindeki parçalanma, korumacılık beraberinde pandemiyle birlikte yeni trendler getirdi. Bu trendlere biz yakın ülkelerden tedarik, nearshoring, dost ülkelerden tedarik, yani friendshoring diyoruz. Şimdi bizim şöyle bir avantajımız var. Biz etkilenmeyeceğiz demiyorum, yanlış anlamayın. Sadece avantajlı istiyorum. Ne diyorum? Avrupa Birliği ile siyasi konularda anlaşmazlıklarımız var. Her konuda hemfikir değiliz. Birbirimize saygı duymamız lazım. Ama biz onlarla uzun vadeli bir angajman içerisindeyiz. Kurala dayalı bir ticaret angajmanımız var. Gümrük Birliği var. Bir aday ülke statüsü var. Avrupa kurumsal sisteminin bir parçasıyız. Dolayısıyla inanıyorum ki bu entegrasyonu daha güçlü hale getirebiliriz. Ekonomik anlamda. Siyasi anlam ayrı bir, yani ayrı bir patika. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile biz hem dost sayılırız hem yakın sayılırız. Orta Asya ile ilgili fazla bir şey söylememe gerek yok. Dostluk ve yakınlık anlamında. Daha yakınlaşmak için demir yolu inşa ediyoruz. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile yakınlık kesin, dostluk da artıyor, güçleniyor. Gördüğünüz gibi bütün bu çevreyle dostluğumuz pekişiyor, yakınız ve ticaret anlaşmaları üzerinden entegrasyon da artıyor. Mesela Körfez'le ticaret anlaşmaları biliyorsunuz gündemde. Onun için bu fragmentasyon dediğimiz, yani küresel ticaretteki parçalanma, umuyorum Türkiye'ye etkisi sınırlı olur. Hatta belki bazı alanlarda avantaj bile olur. Son bir şey, bankacılık sektörümüz her ne kadar zorlu bir dönemden geçiyorsa da temkinli, stres testinden geçmiş iyi yönetimi, iyi teknolojik altyapısı, yani gerçekten çok güçlü beşeri sermayesi sayesinde bankalarımız iyi gidiyor. Sermaye yeterlilik oranından bakarsanız, yine varlık kalitesine bakarsanız, yani asset quality, yine likiditesine, hangi göstergeye bakarsanız bakın, bankacılık sektörü büyümeyi destekleyici bir noktada. Bunu niye söylüyorum? Ama biz buradan bir geçiş yapmak istiyoruz. Nereye? En önemli reform alanlarından bir tanesi. Fiyat istikrarını sağlarsak, ki sağlamakta kararlıyız, o zaman sermaye piyasalarının sizi, yani reel sektörü fonlaması imkanını artırıyoruz. Bakın Amerika'da reel sektör fonlamasının %60'ını sermaye piyasalarından buluyor. Avrupa'da bu %30,
O nedenle Amerika daha iyi performansa sahip. Sermaye piyasaları derin. İş gücü piyasası daha esnek. Dışarıya daha açık. Evet, evet. Ve kurumsal kalitesi güçlü tabii. Avrupa Birliği'nde bu unsurların bazıları var, bazıları eksik. Fakat şu ülkemizin durumuna bakalım. Bankacılık sektörü finansman ihtiyacının %88'ini karşılıyor. Bu sürdürülebilir bir model değil. Bankalar ne kadar sağlıklı olursa olsun, ne kadar odaklanırlarsa odaklansınlar, yani bunun bir limiti var. Onun için sermaye piyasalarının derinleşmesi ve gelişmesi lazım. Bunun da tek ön koşulu var, tek. Düzenleme basit, diğer konular basit. Enflasyonun düşük tek hane inmesi lazım. Düşük tek hane. Bununla bitirmek istiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım programa da yeterli sabrı ve zamanı tanır. Teşekkür ediyorum.